Herkes selam arkadaşlar, ben Burak. Bugün çok güzel bir modla karşınızdayım arkadaşlar. Yeni Trafigo 16 SE'de. Mercedes-Benz'in güzel bir aracı, benim en sevdiğim araçlardan birisi arkadaşlar. Trafigo 16 SE'de. Çok oynamışlığım var bu aracı. Nasıl indirileceğini, nasıl kurulacağını detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. En kolay şekilde indirip kuracağız. Şimdi stokta yok dediğine bakmayın. Buradan aşağıda ücretsiz indirme linkleri var. 1.44, 1.45 ve 1.46 sürümleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim, oradan göremezseniz eğer. Gelecek diğer modlar için destek olmak isterseniz modu satın alıp destekleyebilirsiniz. Veya açıklamadan direkt indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde demiş. Arkadaşlar burada mod sürümleri yazıyor zaten. İşte açıklamalarda burada değişik şeyler var. İşte bunları tek tek okumaya şimdi videoda gerek yok. Bunları siteden bakıp okuyabilirsiniz. Neler var, neler yok. Bayağı güzelleştirmişler, onu belirtebilirim. Şuradan arkadaşlar linke tıklıyoruz. Az bir aşağıda arkadaşlar 1.46 sürüm için indirme linki var. İster buradan ister sürümünüz neyse artık oyununuzun, 1.44 ise buradaki linke tıklıyorsunuz. 1.45 ise buradaki, 1.46 ise buradaki, çok basit. 1.46 linkine tıkladım arkadaşlar. Ay linke yolladı şimdi bizi. Şimdi burası biliyorum çok problemli bir site. Çok fazla reklam çıkıyor. Ama yapacak bir şey yok, sitenin de gelir kaynağı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi buradan linke git diyorsunuz, reklam açılır. Bunları kapatırsınız arkadaşlar. Bir bildirimlere onay vermeniz gerekiyor. Yoksa gelmiyor arkadaşlar. Sharemods.com'a yollayacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu siteden gelene kadar diğerlerini hep kapatın. 354 MB bir şey var, boyut var. Bu site gelene kadar diğerlerini kapatın. Reklamları aldırış etmeyin. Burada create download link yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. 6 saniye bizi bekletiyor. Ve gördüğünüz gibi download link is ready dedi. Buna tıkladık. Start download diyoruz ve indiriyoruz arkadaşlar. Çok basit. Evet, ben indirdim. Hemen şöyle göstereyim. Şunları kapatalım. Ya da aşağı atalım. Şurada arkadaşlar Trafigo 16 SHD versiyon 2. Böyle bir RAR dosyası iniyor. Bunu direkt atmıyorsunuz tabii ki de. Açtık arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki tane SCS dosyası var. Sürükledim, masa üstüne bıraktım. Başka bir şey yapmadım ikisinde. Buraya çıkart da diyebilirsiniz, direkt buradan sağ tıklayıp buraya çıkart diyebilirsiniz. Buraya ayıkla, neyse artık. İki tane SCS dosyası verdi. Şimdi belgelere girelim arkadaşlar. Oradan Euro Truck Simulator 2. Oradan mod klasörüne giriyorsunuz ve mod klasörü yoksa kendiniz oluşturun arkadaşlar. Bunu böylece atıyorsunuz, şu iki dosyayı, iki SCS dosyasını atıyoruz arkadaşlar. Evet, attıktan sonra mod klasörünü kapatıp oyuna giriyoruz. Arkadaşlar oyuna girdikten sonra herhangi bir profil seçin, bir tık parası olursa iyi olur. Buradan mod yöneticisi var şurada hemen. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Şu eski modları kaldıralım. Ne varmış? Yani bunlar da durabilir hatta. Çok önemli değil de. Ben yine de kaldırayım, temiz olsun. Evet, kaldırdım. Ne dedik? Trafigo 16 SHD Skin Pack ve normali. Skin Pack'i atmanıza gerek yok. Eğer kendiniz mod skin oluşturmayacaksanız bunu atmanıza gerek yok. Skin Pack template dedi. Kendiniz içeride otobüse bir görsel oluşturmak isterseniz bunu atmanız gerekiyor. Ben oluşturmayacağım için atmıyorum ama hani videoda nasıl yapılacağına dair yine de biz yatalım yani bunu. Attım. Şu şekilde dizdim arkadaşlar. Hani bunu atmanıza yine gerek yok. Onu da belirteyim, eğer şey yapmayacaksanız, skin yapmayacaksanız. Değişiklikleri onayla diyorum. Oyuna devam et diyorum ve oyuna giriyoruz. Oyuna girdik. Sağ üstte çekici galerileri var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Sağda altta mod bayisine eriş butonu var. Gördüğünüz gibi tıkladık. Gördüğünüz gibi Trafigo 16 SHD versiyon 2. Özelleştir diyelim. Skinimizi falan yapalım arkadaşlar. Ondan sonra oyunumuza girelim, bir bakalım. Kamil Koç. Mesela o skin pack dediği bu arkadaşlar. Buradan işte kendiniz işliyorsunuz. Nasıl yapıldığını bilmiyorum açıkçası. Template dediği o yani. Biz Kamil Koç'u yapıştıralım arkadaşlar. Geçelim. Evet, oyunun dışında neler varmış? Şöyle bir bakayım inceden. Mesela sis lambaları. Sis çevresi diyor. Bunları siyah yapabiliyorsunuz. Veya beyaz kalsın. Yani ben çok bir değişiklik yapma taraftarı değilim ama şunlar çok hoşuma gitmedi ama siyah da güzel olmuyormuş.
O yüzden böyle dursun. Burada neler var? Karlık mesela atabiliyorsunuz şu şekilde. Şöyle siyah yapabiliyorsunuz. Hani Black Edition hesabı şu şekilde mesela. Arkadaşlar siyah yapabilirsiniz. Arkadaşlar beyaz iyidir ya. Beyaz standart olsun. Değişiklik yapmak istemiyorum. Tekerleklerde 3 tane işte çizgili falan tekerlekler var. Jantlarda arkadaşlar pek bir şey yok. Burada var mı? Burada bir şeyler varmış. Şöyle bakalım. Yani bunları da isterseniz değiştirebilirsiniz. Lambalarda ne varmış? Arkada işte karlık, rüzgarlık var. Onlara da gerek yok. İç tarafa geçelim arkadaşlar. Önemli olan benim için iç taraf. Şöyle direksiyona şey verebiliyorsunuz. 3 çeşit var. Ben bunu yapıyorum tabii ki her zamanki. Burada şöyle bir navigation atalım. Arkadaşlar direksiyonu da değiştiriyor yalnız burayı. Haberiniz olsun. Mesela konsolu mavi blue yapsam. Bunu da wood yapsam nasıl olur? Oluyormuş. Bak böyle de yapabiliyormuşsunuz. Sarı yapalım. Aksesuarlar. Bunlara bakalım bakalım. Beyaz olsun şu. İç tarafta yolcu atalım arkadaşlar. Şöyle yolcuları başka bir şey yok zaten. Şöyle baktığımızda arkadaşlar genel anlamda güzel oldu araç. Gri daha iyi ama siz birazcık da renkli olsun hani videomuz hesabı. Evet onayla dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Travego satın al diyorum. Herhangi bir yer seçelim. Zaten tek bir yerimiz var İstanbul'da. Seçtik arkadaşlar. Hayırlı olsun dedi. Eğer tek bir aracınız varsa zaten direkt buradan çıkıp sür diyorsunuz ama benim birçok aracım olduğu için şu anda çekici yöneticisinden sağ altta buradan Trevago'yu seçip sür diyorum arkadaşlar. Öyle şekilde oyuna giriyorum. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Aracımızı buraya çektim. Şöyle bir burada inceleyelim arkadaşlar. Kapılarımızı şöyle açıyoruz, açabiliyoruz. Kamil Koç dedik zaten. Jantlarımız böyle. Mercedes amblemli. Dörtleri yakalım arkadaşlar. Arkada şöyle bir fren yaptığımı da böyle. Şöyle bir gezelim arkadaşlar. Kenardan da nasıl gözüktüğünü görün. Evet, kapılarımız bu şekilde açıp kapanabiliyor. Ön tarafın farlarına bakalım. Abi şöyle açtık mı? Uzunlar, kısalar. Şöyle gündüz farları içeride yanıyor bak. Bak içeride yandı. Altta sisler yanıyor herhalde bir de. İçeriye şöyle bakalım arkadaşlar bir yolcuların şeyine. Yolcularımız da bu şekilde. Ne varmış ekranda? Bir şey oyun var galiba. Kargalar Kraliçesi ki. Kokpite bir yerleşelim arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim aracı. Abi bu aracın şeylerine bayılıyorum detaylarını. Her yere böyle bir tuşlar muşlar görüyor musun? Diğerlerinde bu kadar yok mesela. Bu araç o yüzden benim çok hoşuma gidiyor. Şurada navigasyon var. O navigasyonda mesela şey otomatik kendinden geliyor. Sonradan eklemiyorsunuz. Şöyle bir direksiyonu falan bir çevirelim. Şeylere bakalım arkadaşlar. Sinyal kolu, retarder kolu falan. Bu tarafta ayrı böyle güzel. Baksana. Öf. Detaylar efsane arkadaşlar. Arkadaşlar ön şey bu şekilde. Bak. Bak start stop. Hepsi burada. Bu otomatik vites mi arkadaşlar? Aa, vites topuzu yok. Aynen arkadaşlar bu normal şartlarda otomatik bir araçmış yani. Onu da belirtelim ama çakmaklık var gördüğünüz gibi. Evet araç bu. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdi direksiyon setim olmadığı için arızalı olduğu için test edemiyorum. Yani sürüş keyfi yapamıyoruz. Onunla inşallah direksiyon setim geldiğinde yapacağız arkadaşlar. Evet beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.